Şu ana kadar görmüş olduğumuz halkalı yapıdaki moleküllerin şekillerini düşünelim. Örneğin sikloheksan. Onu altıgen şeklinde çizmiştik. Yani bu şekilde. Ancak son izlediğiniz birkaç videodan hatırlarsanız karbonun bütün bağları aslında aynı düzlemde değil. Metana bakalım. En basit örnek. Karbon ortada duruyor. Hidrojenlerin biri buradan çıkıyor. Diğeri ekranla aynı düzlemde sayılabilir bir diğeri ekranın arkasında dersek sonuncusu da burada. Bir nevi 400'ü bir yapı olduğu söylenebilir. Bağ açıları ise 109,5 derece. Karbon bu şekli oluşturacak şekilde bağ yapmayı seviyor. Ama tabii her zaman 109,5 derece bağ açısı olacağını söyleyemeyiz. Hangi atomlara ya da moleküllere bağlı olduğuna göre değişecektir. Bunları düşünerek siklohexan molekülünü 3 boyutlu olarak gözümüzde canlandırmaya çalışalım. Öncelikle şuradaki iki bağ üzerinde konuşalım. Siklohexanın 3 boyutlu şekillerinden birini çizebilmek için elimden geleni yapacağım. Bahsettiğim iki bağda şu şekilde çiziyorum. Turuncu olan da işte burada. Mor olanı da şu şekilde çizelim. Lila rengiyle de şuradaki iki bağı çizelim. Sol kısım burada, burası. Şuradaki sağ kısım da burası. Molekülün sınırları bu şekilde iyi anlaşılıyordur diye umuyorum. Bu çizdiğim sikloheksan konformasyonuna sandalye konformasyonu deniyor. Yazalım. Sandalye. Hakikaten de öyle görünmüyor mu? Burası sandalyenin arkası olsa burası oturduğumuz yer. Bacaklarımız da buraya yaslanıyor olabilir. Kısaca bu şeklin sandalyeye benzediğini söyleyebiliriz. Sikloheksanın bir başka konformasyonu da kayık olarak adlandırılıyor. Değişik bir açıdan inceleyerek buradakini kayık konformasyonuna uydurmaya çalışalım. Kayık olması için şu şekilde görünüyor olması gerekir. Evet çiziyorum. Biraz tabi yavaş oluyor ama sabredin az kaldı. İşte kayık konformasyonumuz bitmek üzere. Şimdi bana söylemek istediklerinizi duyar gibi. Buradaki 400'lü şeklin oluşmasının sebebi karbonun bu tarz tripod şeklinde yani üçgen oluşturan bağlar yapmayı sevmesi dememiş miydiniz? Ben burada o bağlardan göremiyorum diyor olabilirsiniz. Bu arada kayık şeklini biraz daha düzeltmeyi deneyelim. Tam olmamış. İşte böyle. Tripod şeklindeki bağları göremiyorsanız hidrojenleri çizmediğimiz için olabilir. O zaman hidrojenleri de ekleyelim. İşte birincisi. Burada da bir tane aşağı doğru ve yukarıya doğru bir tane. Yukarıya bir tane daha, aşağıya doğru bir tane ve yukarıya bir tane daha. Her bir karbona bir tane hidrojen çizmiş olduk. Şimdi birkaç tane daha ekleyelim. Buraya yana doğru bir tane. Bu tarafa da aynı şekilde. Bu karbonlar hidrojenlerine kavuştu. Buraya bir tane daha. Bu arkadaşın sanırım hidrojene ihtiyacı var. Onunki biraz aşağı doğru olacak. Buradakinin de buraya doğru olacak. Buraya da bu şekilde. Şimdi bir bakalım. Bu moleküldeki hangi karbona bakarsak bakalım biraz önce bahsettiğimiz ve o üçgen ya da tripod bağ oluşumunu fark edebiliriz. Burada karbonla ona bağlanan hidrojenler arasında yaklaşık olarak 109-110 derece bağ açısı olduğunu söyleyebiliriz. Evet değişik yönlere doğru bakan hidrojenleri farklı renklerle çizmemin bir amacı vardı. Yukarı ya da aşağı doğru bakan hidrojenler aslında aksiyal hidrojen olarak adlandırılıyor. Turuncu olanlar yani yana bakanlarsa ekvatoryal hidrojenler. Onu da yazalım. Ekvatoryal farklı konformasyonlardan bahsederken, farklı sandalye ya da kayık konformasyonlarından bahsederken bu isimleri bilmek işleri oldukça kolaylaştırıyor. Bir atomun aksiyel ya da ekvatoryal olması molekül tersine dönünce işleri değiştiriyor. Neden ekvatoryal diye soracak olursanız aslında bazen gözümüzde canlandırmak biraz zor olabiliyor ama deneyelim. Buradaki bağ şuradakine paralel. Buradaki ise şu gördüğünüze paralel. Ekvatoryal bağlar halkanın bir kısmına paralel oluyorlar. Örneğin buradaki şu kısma paralel denilebilir. Aslında aynı renk yapsam belki anlaşılması biraz daha kolay olabilir. Evet. Burası buraya paralel. Burası da buraya paralel. Bütün ekvatoryal bağlar için bunu yapabiliriz. Örneğin sarıyla gösterdiğim buradaki bağ şuraya şuraya ve şuraya paralel. Molekülün geri kalanı için bunu yapmaya devam edebiliriz. Buradaki arkadaş şuna paralel. Tabii tam olarak paralel çizemediğimin farkındayım ama meseleyi anladınız diye düşünüyorum. Bir tane daha yapalım. Bu bağ da şuraya paralel. Halkanın bir kısmına paralel olan bağları ekvatoryal diye adlandırıyoruz. Halkanın dışına çıkanlara hiçbir yere paralel olmayanlara ise aksiyel diyoruz. Buraya çizdiğim şekle bakarsak yukarıya ya da aşağı doğru olanlara aksiyel diyebiliriz. Kayık konformasyonu için de aynı şeyi yapabiliriz. Şöyle bir soru aklınıza takılmış olabilir. Burada iki tane farklı konformasyon var. İkisi de karbonların etrafında dört yüzlü bir yapı oluşturuyorlar. O zaman farkları ne? Hemen çizelim. Buradaki aksiyel hidrojen aşağıya gösteriyor. Buradaki de doğrudan aşağıya gösteriyor. Buradaki de aşağı doğru göstermeli. Çünkü ters çevirdik. Buradaki yukarıyı gösterirken buradaki de aşağıyı gösteriyor. İşte üçgen yapı. Diğer yerlerde de aynı yapıya sahip olabilmek için bu tarafa doğru bir hidrojen, buraya doğru bir tane daha, buraya da bir tane daha koyabiliriz. Aynı düzlemde olduklarını düşünebiliriz. Bu arkadaş da onlara paralel Buradaki dışarıda kalıyor. Buradaki de bir tane aksiyel hidrojene sahip olmalı. Buradaki de ekvatoryal bir hidrojene. Demek ki bu tripod yani üçgen şeklindeki yapıları ister sandalye ister kayık konformasyonunda çizebiliriz. Buradaki en önemli soru hangisinin daha kararlı oldu? Hatta sikloheksanın 3 boyutlu şeklini düşünebilmekteki en önemli nokta bu olabilir. Hatırlarsanız etrafında hidrojen olan bu karbonlar aynı zamanda elektron bulutlarına da sahip. Elektron bulutları negatif yüklü oldukları için birbirlerinden mümkün olduğunca uzağa gitmeye çalışıyorlar. Bu sandalye konformasyondaki yapıyı CH2 olarak düşünelim. Bir karbon var, iki hidrojeni var ve zincirin geri kalanına bağlı. Buradaki CH2'den olabildiği kadar uzakta. Bu durumda da daha düşük bir potansiyel enerji ve daha kararlı bir konformasyon var diyebiliriz. Bir de kayık konformasyonuna bakalım. Buradaki CH2 şuradakine çok daha yakın görünüyor. Aslında ikisi arasındaki temel fark da burada yatıyor. Tabi ikisi de birbirinden uzaklaşmak istiyor. Birbirlerini itmeye çalışıyorlar. Bu nedenle de sonuç olarak bu konformasyon daha yüksek bir potansiyel enerjiye sahip ve de daha kararsız. Bu anlattıklarım halka yapıdaki hidrokarbonları gözünüzde canlandırmanız için bir başlangıç noktası gibi düşünülebilir. Bunun yanı sıra bir molekülün alabileceği farklı sandalye konformasyonlarını ve hangisinin neden daha kararlı olabileceğini düşünmekte faydalı olabilir. Sikloheksan için iki sandalye konformasyonu da eşit derecede kararlı denilebilir. Hatta bir dakika bunu da göstermek istiyorum. Kopyala yapıştır yapmak yerine buradaki sandalye konformasyonunu da baştan çizelim. Ayrı bir yere çizersem burada birbirine karışan renkleri halletmek için de iyi olacak sanırım. Siktoheksanı iki farklı ama eş değerde kararlı sandalye konformasyonunda çizelim. Buradaki ilk sandalye konformasyonu olsun. Aynı hidrokarbon ya da bir başka deyişle aynı sikloheksan buradaki diğer sandalye konformasyonuyla dengede olabilir. O da bu şekilde görünüyor. İşte böyle. Bitmek üzere. Evet. Biraz uzun sürdü ama sabrınıza güveniyorum. Maviyi de şöyle ekleyelim. Evet. Dikkat ettiyseniz bu karbon sandalyenin tepesinde, bu karbonsa altında gibi duruyor. Bir bakıma yerleri değiştirilmiş. Yani ters çevrilmiş diye de düşünebiliriz. Ama bu ikisi aynı derecede kararlı yapılar. Bunu düşünmenin bir başka yolu da şu. Buradaki aksiyel karbonlar. Burada ekvatoryal olmuşlar. Tam tersi diğeri için de geçerli. İsterseniz bir de göstererek anlatalım. Bu karbonun üzerindeki hidrojenleri çizerek başlayalım. Burada bir aksiyal, bir de ekvatoryal hidrojen var. Buraya paralel olan bir bağ da çizelim. Bu arkadaşın ekvatoryal hidrojenin bağı da buraya paralel. Buradaki aksiyal hidrojeni de unutmayalım. Peki bu yapanın ters döndüğünü düşünürsek nasıl olurdu? Şu hidrojenleri çizeceğiz. Bu yapı ters dönünce ne olur onu yapıyoruz. Buradaki hidrojen buraya, aşağıdaki sarı hidrojense buraya gelirdi. Daha önce ekvatoryaldi ama şimdi aksiyel oldu. Aynı yorumu burada da yapabiliriz. Buradaki ekvatoryal hidrojen mavi kısım ters döndüğü zaman aksiyel oluyor. Buradaki aksiyel olansa ekvatoryal oluyor. Bunu aslında bütün hidrojenler için yapabiliriz. Burada aksiyel bir hidrojen var. Burada da bir tane. Eğer döndürürsek ne olur? Burada da ekvatoryal hidrojenler var. Döndürdüğünüz zaman buradaki iki ekvatoryal hidrojen aksiyel olacak. Buradaki aksiyeller ise ekvatoryal olacak. Sarıyla daha dikkat çekici yapalım. Buradaki ve buradaki ekvatoryal oldu. Diğer tarafa paralel oldular. Bunu diğer hidrojenler içinde yapabilirdiniz. Gözünüzde canlandırmak aslında biraz tecrübe işi denebilir. Zaman içinde daha iyi olacaktır diye düşünüyorum.